Türkiye'de deniz kültürü dendiğinde habercilik açısından akla gelen ilk isim, tek isim Deniz Kartalı programıyla Sualtı Gazetesi'nde yerini alan ve gerçekten Sualtı Gazetesi'nin ilk gününden beri bizi hiç habersiz bırakmayan, destekleyen, içten destekleyen değerli arkadaşım Gökhan Karakaş'ı aramak istiyorum. Bakalım Milliyet Gazetesi'nden Gökhan Karakaş bu hafta Sualtı Gazetesi bülteninde neler söyleyecek? Hemen ben Gökhan Karakaş'ı aramak istiyorum. Evet. Şöyle. Gökhan Karakaş buradaki bir dakika hemen evet efendim Gökhan Karakaş evet Gökhan'ı arıyorum şu anda evet Gökhan Beşiktaşlıdır aynı zamanda. Tamam olur. Alo. Gökhan merhabalar, ben Bilal. Sualtı Gazetesi bültende canlı yayındayız. Evet. Nasılsın? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Çok teşekkür ediyorum. Herkese de merhaba diyorum. Sağ olun. Havaların ısınmasıyla deniz sezonunu açacağız. Aha. Birlikte sualtının güzelliklerini keşfedeceğiz. Deniz kültürü dendiğinde, habercilik dendiğinde akla gelen tek isimsin Gökhan. Evet. Nasıl gidiyor habercilik ve deniz kültürünü nasıl bağdaştırıyorsun? Senden bu havadisleri alalım istersen. Evet, deniz kültürü Türkiye'de henüz denilenmek burada değil. Evet. Henüz ne yazık ki değil. Evet. Ben de elimden geleni yapıyorum bu kültürü yaygınlaştırmak için. Evet. Bir tek senede bir kez bot show yapmakla deniz kültürünü toplumun geneline yayamayız ya da kamuoyunun daha duyarlı haline gelmesini sağlayamayız. Evet. Onun yerine daha sürdürülebilir politikalarla, yılın 12 ayına yayılmış politikalarla deniz kültürünü yayabiliriz. Denizci bir ülke olmamız, Ulu Önder Atatürk'ün denizci ülke olma yolunda verdiği talimatı da ancak böyle yerine getirebiliriz. Evet. Kurumların da farkındalıkları var, görüyorum. Mesela Çanakkale'de hem özel firmaların, özel kuruluşların hem de devletin denizci toplumu yetiştirmek için 18 Mart'la birlikte bir çıkış aradığını gördüm bugün. Biraz sevindirdi beni. Evet. Ama dediğim gibi yani 18 Mart Deniz Zaferi'nde ya da 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda denizi hatırlamamalı. 12 ay boyunca sürdürülebilir politikalarla bu kültürü yaygınlaştırabilirsek ne? Evet. Alo? Alo? Evet. Evet, dinliyorum. Gökhan, Deniz Kartalı programında canlı yayınlara devam edecek misin? Ne düşünüyorsun? Evet, bir süre ara verdik. Evet. Eğer doğru kitleye doğru mesajı verebildiysek çok memnun olurum. Düşünüyorum, seninle de altyapısını konuşuyoruz abi. Evet. Altyapısını da hazırlayabilirsek konuk almak istiyorum. Özellikle sınırlarımız dışında, yani Antarktika'da neler oluyor, Arktika'da neler oluyor. Harika. Alo? Alo, duyuyor musun? Alo? Evet, bir kez geldi gitti. Evet. Sınırlarımız dışındaki denizlerde Türk bilim insanları çaba sarf ediyorlar. Evet. Türk bilim dünyasının başarıları orada süre geliyor. Evet. Bunları duyurmak. Evet. Bir kamu hizmeti olarak görüyorum. Onu umarım teknik altyapıyı da halledersek birlikte yayınlara başlayacağız tekrar. Muhteşem. Ben üzerinde çalışıyorum görüntülü yayın için. Tamam. Mutlaka çok isterim. Yani böyle zaten müthiş konularla geliyorsun. Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum Gökhan. Ben çok teşekkür ederim.
teşekkür ediyorum. Tüm mavi gönüllülere selamlar, sevgiler. Önümüzdeki hafta bültene mutlaka bekliyorum tekrardan. Tamamdır. Her zaman hazırım. Gökhan çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İşlerinde kolaylıklar. Sağ ol Bilal abi. Provan net olsun. Hoşçakalın. Sağ ol, senin de öyle. Bay bay.